Evet arkadaşlar, Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde size 3 artı 1 bir triplex ev tanıtmaya çalışacağım. Fiyatı 3 milyon 600 bin Türk lirası. 3 milyon 600 bin Türk lirası yeni sıfır bir evdir. Odalar da geniş. Bunu yapan benim arkadaşım, canım, ciğerim, dostum. Sizin de canınız, ciğeriniz, arkadaşınız, görürseniz arkadaş olursunuz. Çünkü işine sadık, içini temiz yapan bir arkadaş. Bu nasıl ifade edeyim? 5 milyon, 10 milyon, 12 milyon evler de paylaştım. Arkadaşlar demek ki aza kanaat edersek bir şeyler oluyormuş. Biz toprak evlerde büyüdük ya hepimiz. Ya altta salon, açık mutfak var. Üste geniş iki oda bir banyo var. Üste teras var, daha da var. 10 milyon ev bizim için şart değildir. Bize her yer villadır. O yüzden ben de şunu arz edeyim. Yani iktisatçılar, ekonomistler işte fiyatlarla ilgili yorumlar yaparlar bir yerde. Çalışıyor işte, yani günü birlik maaş alıyor, ekonomist de olsa ekmeğe ihtiyacı var. O söz konusu basın kuruluşlarının dediğini yapıyor. Aykırı bir şey de yapmıyor. Dolayısıyla her şey toz pembe güzel. Dolayısıyla fiyatlar artıyor. Öyle fiyat, demir düşecek, beton düşecek, tesbih ucuzlanacak, saat ucuzlanacak, yüzük ucuzlanacak, kartasiye ucuzlanacak. Bunlar ucuzlanmadan ev mev ucuz olmaz. O yüzden ben hani o iktisatçı abiler, tabii onlar büyük büyük okumuşlar mı okumuşlar ama doğru söylerlerse hepimiz daha iyi yol alırız. Ama adam bir yerde program yapıyor. Diyor ki tamam, program ne diyorsa o formülde gideyim, yoksa işten kovulur. O yüzden sevgili arkadaşlar, fiyatlar artıyor. Kendinize alın. Paranız varsa alın, yoksa almayın. Biz bu villalarda da büyümedik. Bize her yer villa, bize her yer güzel yerdir. Yani villa için ağlamaya da gerek yok. Çünkü ben niye bunu söyledim? Bazen ya adam 10 milyonluk villa alamıyor diye isyan ediyor. Ya bu şart değil ki yani. Bu da yetiyor. 3 milyon 600 bin lira belki 3-5 pazarlığı da var. Ve şimdi ne yapalım? Can, evin içini özetleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bahçe kapımızdan 4 basamakla nereye çıktık? Salon seviyesine. Yani bahçe salon seviyesinde ya. Buradan bir kapımız var ve burada bir salonla mutfağın önünde bir alan var. Evet arkadaşlar, 3 milyon 600 bin Türk lirası. 3 milyon 600 bin Türk lirası yerden de yüksek. Panjurları takılı. En yakın denize 2 kilometre. Altınkum ana plajına da muhtemelen 3,5-4 kilometre yakınlıkta. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yakın. Okullar var, marketler var. Şunu da arz edeyim. Yani biz şimdi memlekette ekonomi pahalı bir şey de olmasa, iyi değilse biz iyidir demek zorundayız. Çünkü hepimiz kötü desek böyle de olmaz. Şimdi insanın evinde, ailesinde olumsuz şeyler olursa, para yoksa, deterjan alamıyorsa, adam çoluk çocuğun içinde deterjan yok, hanımıyla ağlayıp durmamalı, pozitif şeyler düşünmeli. O yüzden ben dedim, yani o ekonomistler de haklı. O yüzden bazıları son günlerde diyor ki acaba fiyat düşecek mi? Kendinize alın, gönül ister ki düşsün. Ama şöyle bir şey, yani ekonomistler neticede maaşıyla çalışıyor ya da bir gazetede bir yazıyor mazıyor. Şimdi o da aykırı çok çok doğru şeyler söyledi mi işinden olabilir yani. Ve arkadaşlar, burası salonla mutfak. Yani bu işin öyle Harvard'da, Oxford'da okumaya gerek yok. Biz mutfakta yetiştik, biliyoruz. 2 kere 2 matematikte pi sayısını biz de biliyoruz. Biz daha yorulduk. O yüzden böyle parfümler sıkıp renkli televizyonlarda işte çıkınca ayrıcalıklı olunmuyor. Bizim gönlümüz ülkenin ekonomisi iyi olsun da bizim de varsın, evimiz olmasın. Bu kadar da net söylüyorum. Ve burası sevgili arkadaşlar mutfağımız. Ocak, üstüne dublum bas. Eşyanızı alacaksınız. Kaliteli, bu arkadaş iyi yapıyor. Burada evye, burası da bulaşık, buraya da buzdolabı koymuşlar. Ve gel bu buzdolabının buradan da bir şey yap. Arkadaşlar yani dublexler, daireler kaç para oldu biliyorsunuz. O yüzden hani Kuşadası'nda da fiyatları biliyorsunuz. 3 milyon 600'e peki bir tek bu ev mi var? Birçok ev var. 2700'e de var. Efendime söyleyeyim, 2700'e de öyle evler var. Şimdi döndük burada. Bu niye burada salona bakıyor? Haliyle burada bir boşluk oluşuyor. Merdiven dolaşınca burada bir boşluk oluşuyor. Dilerseniz kapatırsınız. Dilerseniz depo yaparsınız. Bunun oluşu olmayışından iyidir. Sonra bu labo orada kültürümüzde adamın midesi bozuk bilmem ne, işte oraya gidince o zaman yapmazsınız. Eve leke oluşturmaz arkadaşlar. O ve çünkü bazen şey yapıyoruz. Mesela 5 tane
oda yapmış adam. Geç oraya koridoru göster. Normalde herkes 3 oda yapıyor ya. 5 tane oda, odanın bir tanesi ufak. Adam hemen diyor ki oda ufak. Ama zaten bu da 5 oda değil mi yani? Varsay ki 3 oda. Ve arkadaşlar zemin üstü 1. kata çıktık. Şimdi banyoyu gösteriyoruz. Banyoyu da gösteriyoruz. Evet, bu da banyomuz. Uzun bir banyo. Duşakabinimiz burada. Sabahın seherinde güzel de güneş böyle yüzünü göstermiş. Güneş giren eve doktor abi girmez. Ve geldik oda 1. Bakın oda metrekareleri geniş, güzel. Bu ikizdir arkadaşlar. İkiz. Hatta dördüz diyebiliriz. Zaten buradaki evler öyle. 2 tanesi satıldı, 2 tanesi duruyor. Evet. Oda 1. Oda metrekaresi fena değil arkadaşlar. Bence güzel. Zaten siz de görüyorsunuz. Oda neredeyse 22 metrekare bu oda var yani. Bayağı büyük bir oda. Evet. Ve döndük. İkinci oda. Yerler parkeler yapılmış. Etli, kalın, ahşap desenli yerli çamlardan parkeler yapılmış. Mubalağasız güzel asma tavanlar yapılmış. Bazıları çok mubalağalı. Çok böyle yoruyor. Böyle abartı olunca her şeyin böyle bir kalıbı var ya. Ama bunlar iyi olmuş. Buraya da bir dolap için uyumlu olmuş bence. Tam oturmuş yerine. İkinci odayı gösterdik sevgili arkadaşlar. Şimdi zemin üstü 1. kata. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çıktık, çıktık. Kalktık, göç eyledik, avşar elleri. Öyle güzel türküler var ya. Can, şimdi geç, geç kekemi, geç. Şuradan böyle bu müştemilatı da gösterelim. Sevgili arkadaşlar, Didim'de, işte Kuşadası'nda da pek görmedim. Normalde evler hepsi 2 katlı olması lazım. Ama insanlar 3 kat yapıyor. Yani bu müştemilatı da yapıyor. Bu da müştemilatı. Bütün evler böyle. Ve burada 2. banyomuz var. Duşakabin herhalde takılacak. Bu da 2. banyomuz. Bitti değil mi? Bitti. Ve 3. odayı gösterelim. Odalar gayet güzel ve geniş. Bu da 3. oda arkadaşlar. 3. odamız da bu. Bakın oda metrekareleri söylememle paralel gidiyor. Geniş ve güzel. Teras da var. Rengvano. Rengvano. Evet. Rengvan. Ve geldik. Can Bavemin. Aslında buraya geçseydin. Neyse buradan daha mı iyi vurursun? Böyle buradan vuralım. Sevgili arkadaşlar burası teras. Bak komşuyla hiçbir ilgimiz yok. Herkesin girişi ayrı. Komşu, Ayşe teyze, Veli abi, Haydar amca ile hiçbir işimiz, alakamız yok. Bitişik ama güzel bitişik yapmışlar. Yani müstakil tadında bir bitişik. Ve bunun üstüne dilenirse pergüle yapılır. Buraya da ekstra bir mutfak tezgahının altyapısı var. Taşlar da fena değil. Panjurlar var dedik. Televizyon da dilerseniz izlersiniz. Altyapısı var burada. İşte anten kablosu, televizyon prizi var. Durun bu arkadaşlar. Şimdi başka ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Yani bu üst tarafta bir tane 2700'e mi, 2600'e var. Onu da sunmuştum. Yani demem şu, her şey 10 milyon, 15 milyon evler değil. Yani insan hani mutlu olmak isterse olur. Ama insan yok ben 10 milyon, 20 milyon onlar da emin olun alırsak başka bir şey isteriz. O yüzden mütevazi, temiz evler. Dilerseniz gelir bakarsınız. Dilerseniz sağa sola kıyıdan köşede ne kadar bakıyorsanız ekspertiz de yapabilirsiniz.